Hemşire hanım, bugün hastaneye gelen yeni küçük çocuk bu mu? Aa, peki iyi mi? Kontrol ettin mi? Ben bir daha kontrol edeyim mi? Dur bekle, ben bir bakayım. Sen de koş çocuğun kulaklarına, sonra gözlerine falan bak. Ben de çocuğu muayene falan edeyim. Şöyle bakalım hemen. İlk öncelikle küçüğümüze şöyle. Şimdi muayene etme vakti. Ay ne kadar da tatlı uyuyor. Birazdan da müdürü arayayım. Kimsesiz bir çocuk sonuçta. Ailesi falan yok. Müdür gelsin de alsın bu küçük çocuğu. Şöyle. Hemşire hanım iyi mi? Küçük kız iyi mi? Tamam, teşekkür ederim. Şimdi ben bir müdüre arayayım hemen. Dınanet dınanet. Alo. Alo, merhabalar. Yurt müdürüyle görüşüyorum, öyle değil mi? Aynen. Tam kendisiyle konuşuyorsunuz. Merhabalar, ben doktordan arıyorum. Adım Yaren. Evet. Size şey demek istiyorum. Bugün bizim hastanemize tatlı, kimsesiz bir çocuk geldi. Daha yeni doğmuş. Acaba hastanemize evet. Gidip bu küçük çocuğu alabilir misiniz? Tamam, hemen geliyorum. Tabii. Birkaç dakikaya gelirim. Tabii, teşekkür ederim. Bayağı. Birazdan bu tatlı küçük çocuğu almaya gelecekler hemşire. O kadar heyecanlı bir durum ki onu resmen yurtta yaşayacak. Ay umarım hayatı iyi geçer. Neyse ben şöyle son kontrolleri yapayım. Geldim. Hop şöyle girebilir miyim içeri? Girebilir miyim içeri? Tabii buyurun, gelebilirsiniz. Merhabalar, ben Yaren. Telefonda konuştuğum müdür siz misiniz? Evet benim. Çağırmışsınız kızımız için. Evet. Kızımız burada. Sormak istediğiniz sorular var mı? Bu tip ne? Sormak istediğiniz sorular var mı? Evet. Tabii ki de var. Bak nasıl hali? Tabii ki de var. Tabii mesela, buyurun sorun hemen. Mesela bunun adı ne olsa acaba ya? Onu siz karar vereceksiniz. Biz onu daha yeni bulduk ve adının ne olduğunu her an bilmiyoruz yani. Siz karar verebilirsiniz. Ya öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Bunu annesiyle babasıyla bir neler var yani, polisten ne söyledi anneler ve babaları için? Anneleri ve babaları galiba birkaç ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Polisler bulmuş. Ha, bu anladım. Küçük kıza da test falan yaptığımızda 1,5 aylık olduğunu öğrendik. 1,5 bir aylık. 1,5 ay mı? O kadar küçük ki. 1-2 günlük gibi gözüküyor. Evet, o kadar iyi gözüküyor ki. Bunun nedenini de biliyor musunuz? Çocuk tam tamına mesela bazı insanlar bulmuş. 2-3 yemek vermişler, gitmişler. Bu çocuk o kadar az beslenmiş ki çok küçük kalmış, büyüyememiş. Biz çocuğa bol bol mama verdik. Çocuk böyle büyümeye başladı. Ben o zaman alayım bunu. Küçük hanıma iyi bakın. Eğer bir sıkıntı olursa her zaman hastaneye gelebilirsiniz. Bu da benim doktor kartım. Yaren Yılmaz. Tamam. Vereyim size. Hemen şöyle cebime koyayım. Hop tamam, koydum. Hadi iyi günler. Görüşürüz küçük üzere. Hanım. Görüşmek üzere. Sen ne kadar tatlısın. İyi diyor bir de. Ya sen ne kadar tatlısın. Ben şimdi seni yurda götüreceğim. Adını kuracağız. Çok fazla şey yapacağız seninle. Sana çok iyi bakacağız. Anne ve baban olmasa da sana çok iyi bakacağız yurtta. Hemen şöyle gidelim. Hop. Acaba şuraya mı bıraksam ya? Şuraya bırakayım. Hop. Sen hadi yap bakalım. Ben de şuradan hemen at bakalım. Acaba adı ne olsa? Şimdi burada şey var. Bu olmaz. Bu olur. Evet, geldim. Artık senin bir yeni adın var. Adın da Aleyna. Bak nasıl sevindi. Aleyna. Müdür yamca çağırıyor. Geliyorum ben arkadaşlar. Efendim müdür yamca. Şuraya ya, çıkayım mı? Aleyna. Efendim, sen 5 yaşına gireceksin. Hala emziğinden vazgeçemedin ya. Ne ama Medya amca, o benim bebekliğinden kalan tek şey. Onu çok seviyorum. Anladım. Medya amca, beni neden çağırdın? Ya sen biliyor musun bilmiyorum ama bugün senin doğum günün. Yaşasın.
Arkadaşlar biliyor musunuz? Benim doğum günüm gerçek doğum günü bilmiyorum ama müdür amca her sene yuyda geldiğim günü doğum günüm olarak kutluyor. Teşekkür ederim müdür amca. Sen çok iyi bir müdür amcasın. İyi ki sen varsın müdür amca. Önemli değil. Teşekkür ederim müdür amca doğum günüm için de. Annem şimdi arkadaşlar bugün benim doğum günümmüş. Teşekkür ederim alkışladığınız için. Sizi öpeyim mi? Dedim arkadaşlıyım. Şimdi emşik var. Nasıl öpeceksin? Onu ya işte ne güzel. Yalamık gelmez. Ben onu çıkartamam Ece. Efendim müdür amca? Ödümdeki bebek. Sen önce yürümeyi öğrense gel. Ay arkadaşım doğum günüme katıldığın için çok teşekkür ederim. Gitme. Uzaklara gitme. Ayıma çay var. Ayıma çay var gitme. Aha düştü. Değişti. Müdür amca düştü. Allah'ım evet yarabbim. Bu da küçücük boyuyla öbürünü kucağına alıyor. Alt tarafı şaka yaptım ya. Bana bak. Ne oldu? Koşayım tamam mı müdür amcacık? Hadi yuyla gidelim. Müdür amca sen nereye gidiyorsun ya? Boğuluyorum. Aha havuza düştü. Aha. Ben yüzme bilmiyorum onu kuytayamam. Müdür amca gene... Ben hayatımda bu kadar gaza gelen bir bebek görmedim. Ya müdür amca çok yayamaz bu ya. Şuradaki arkadaşımız olmasa var ya bu ölür. Hep onun ikisi olan arkadaşım onu kurtarıyor. Ne yapıyorsunuz siz ya? Tamam. Müdür amca içeri geçelim biz değil mi? Ya arkadaşım yayamancık yapmışsın ya. Canım müdür amca üzme. Geçtik. Şimdi öncelikle senin doğum günü partini hazırlamamız lazım. Acaba nasıl yapsak? Parti mi yapacağız? Ama evet. O zaman ben gözlerimi kapatayım. Siz de benim partimi hazırlayın. Olur mu? Öğretmen bir giyeyim şimdi öğretmen. Bak şurada bizim suçlarımız var ya o şişlerle şişeyelim mi? Diyorlar ya yaşasın. Tamam. Ben o zaman 2 dakika parkta sallanayım. Siz süsümü hazırlayın sürpriz olsun tamam mı? Arkadaşlar tamam. Yaşasın. Şurada sallanacağım şimdi ondan şey yapana kadar. Oh maymışım nasıl sallanıyorum. Yaşasın. Yakında emziğimi de bırakacağım ama kıyamıyorum ona. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Küçük bir bebekken beni yurda bırakmış. Annemle babam da hayatını kaybetmişler. O yüzden ben yurtta yaşıyorum. Ama çok iyi bir müdür amcam var. Birileri beni evlat edinene kadar müdür amcam bana bakar. Evlat edinmezlerse de istediğin zamana kadar yurtta kalabilirsin dedi. Ay ben şimdi gideceğim. Çok heyecanlandım. Gideyim bakayım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Geliyorum. Aa yaşasın. Doğum günüsü. Doğum günüsü yaşasın. Bak. Şimdi. Efendim müdür amca. Biz sana bir sürü hediye almıştık. Hatta pastanı bile getireceğiz. Önce sen bir şeyler eğlen bakalım. Tamam. En sonunda pastanı getireceğiz. Arkadaşlar bunlar ne ya? Arkadaşlar biliyor musunuz? Bunların hepsi boş kutu ama bir tanesinden hediye çıkacak benim için. Hepsini açmam gerekiyor. Ben hediye paketi açmasını çok seviyorum diye her sene böyle yapıyorlar. 100 tane paket koyuyorlar. Ben de içinden açıyorum. Dolorlarını biliyorum. Geçen senekinden maymuş çıkmıştı. Acaba bu senekinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Ece. İnşallah. Güzel ya ama çok fazla yapmışsınız. Bu kadarını açmam 3 gün sürer ya. O biti yapacağım. Belki tekli bulursun ha. Tamam o biti yapacağım tamam mı? O biti karamela zebedi. Efendim. Sana bir şey diyeceğim. İpucu ver. Hepsine bakarsan hepsi kırmızı, sarı veya beyaz. Ama burada bak böyle pembeler var. Bence pembeyi aç. Ya ben çok severim zaten pembeyi. Kesin bundadır ya. Ya bak. O zaman bunu açalım. Bunu. Hemen anladı bak. Tamam. Açıyorum. Açtım. Ana gene mi bebek aldınız? En istediğim bebek. Ana adını fakir koyacağım. Fakir koyacağım adını. Efendim. Onu iyi kullan bu piyasanın en pahalı bebeği. Sen hiç merak etme. Müdür amca hiç merak etme. Çok güzel hocam. Ne konuşuyorsunuz? Susun ya ne yapıyorlar ya. Şaka yaptım ya. Ben biraz fazla çektim galiba. Yani siz ama bak müdür amca bunlar yayamazlık yapıyorlar müdür amca. Allah'ım yarabbim ya. Ama üzülme arkadaşım ağlama.
Şaka yaptım. Şey arkadaşım. Midye amca. Efendim? Ya, Midye amca. Bir şey diyeceğim. Hemen nereye gidiyorsunuz da? Annenin de pastasını vereceğiz. Aa, pasta. Hadi pastamı da keselim. Gelmedi mi pastam daha? Hemen şurada, şuradaydı. Kesmeyin, aa, gelin. Şuraya koy Midye amca. Şuraya konuyor mu? Buraya koy. Ben de şuraya oturayım. Hazır mısınız arkadaşlar? Ya ama daha feflememiştim ya. Dilek tutacaktım. Tam çakın yenisini koyacağım. Şakaları. Arkadaşlar çakını höfleyeceğim. Tamam koy. Hiç. Arkadaşlar ya ama dilek tutacaktım ben ya. Yapmayın köşesinden iyice ya. Köşesinden yedim anneyle. Köşesinden hala ama dilek tutacak mumum var. Uğursuzluk getirir lütfen. Tamam mı? Şimdi yapmayın. Koydum, hazır mısınız? Dileğimi diliyorum. Buradaki müdür amcamdan hiç ayrılmak istemiyorum. Bir yine kadar onunla beraber kalmak istiyorum. Arkadaşlarımla kalmak istiyorum. Ya tükürdüm. Azıcık tükürdüm pastaya. Olsun. Teşekkür ederim müdür amca. Önemli değil. Al seni içinde koyayım. Evet şöyle. Al bakalım. Teşekkürler müdür amca. Yom 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 yom. Evet. Ben küçükken çok güzel bir kızdım ama büyüyünce kafam neden yamuldu? Ya bence yaramazlıktan ya. Biliyor musun sen kendini buradan aşağı atmıştın ya bir gün müdür amca çok kızmıştı. Baksana kardeşin güzelleştikçe sen çirkinleştin. Neyse hadi okula geç kalacağız. Müdür amca öğretmen olduğu günden beri aşırı kızgın. Okula geç kalırsak bize var ya mahveder. Ay canım yordum. Hoşça kal. Aman gidelim. Okula. Allah'tan okul yurda çok yakın ha. Of ya. Müdür amca da. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba. Müdür amca öğretmen. Merhaba müdür amca öğretmen. Müdür amca öğretmen artık ben. Evet ya, iyi ki şey müdür amca seni öğretmenle kabul ettiler. Evet. Ya bir şey diyeyim mi ya? Öğretmen de oğlum yani. Ya neredeyse ben sizin babanız gibi bir şey oldum. Ya müdür amca gerçekten şöyle yanına yaklaşayım de. Sen benim babamsın zaten ya. Resmen sana baba demek istiyorum. O kadar iyisin ki belki gerçek babalardan bile daha iyisin. Çok iyi bir müdür amcasın, babasın, öğretmensin. Seni çok seviyorum, bunu bil. Bir dakika ya. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ayın sen az önce ikizin senden daha güzel mi dedin? Gelmeye saçlarını keseceğim. yapma. Ay Allah'ım yarabbim. Ece hala yaramaz. Müdür amca. Yaşımız büyüdü. 5 yaşından 11 yaşına geldik. Ama Ece'nin yaramazlıkları da yaşıyla beraber daha çok büyüdü. Baksana. Bakın. Kardeşinin saçını yetim ne yaptı? Yetim o. gördüm. Bakın. Bu soruyu ilk bilene bir çikolata alacağım. Öğretmenim. Öğretmenim müdür amca. Bir şey diyeceğim. Biz 11 yaşındayız. 11 yaşına göre sorular sorsun ama müdür amca öğretmenim. Tamam hadi. Bu ilkokul 1. Şimdi. Tamam. Sor bakalım ne soracak acaba şimdi. X üstü 2 falan filan yapar. Aha X kare artı Z kare X küp. Ama. Y 2 artı Z 2 mi? Şimdi de lise sorusu sordu ya. Vur dedik öldürdü ya. Öğretmenim bu da biraz fazla zor oldu. Ben bunu çözebilirim. Tamam. Bekleyin. Azıcık bekleyin. Ece yaramazdır ama yaramaz olmasına rağmen zekidir de. Hemen çözecek. Tamam, hadi sordum. Hadi 25 çarpı 5. 5 kere 5 25. Benim eşek senden keleş. 5 kere 2 10. 2 de elde vardı. 125 öğretmenim. 125. 125. Aferin. Salarım. Çikolata almaya gidiyorum. Nerede çikolata? Ama çikolata. Tamam şimdi ben bir tane soru çözeceğim. Hadi bakalım. Öğretmenim bir tane daha çarpma soru Ece çözecekmiş. Hadi teşekkür ederim. Dur hemen şuradan ısıracağım. Bir tane Mr. Beast'im bir tane de Hersey'in. Şimdi like or dislike yapmam lazım. Ben Mr. Beast'i seçeyim de ne olur ne olmaz ya. O milyon dolarlar dağıtıyor. Tamam şimdi Ece'ye soru sorun öğretmenim Ece. Öğretmenim bekleyin ben çok zor bir soru çözüyorum şu anda. Nerede çözüyor acaba? Soru nerede? Aklından mı çözüyorsun? Tahtada bir şey görmüyoruz. Ya yazık şimdi senin saçlarına ya. Şu çocuğun saçlarını ne yaptı? Erkek gibi yaptı ya. Yazık ya, ya sana ya. Sen niye uyuyorsun bu kardeşine? Sen de bana ona yap bence. Yazın, ben de çözeyim. Ben o kadar şey zekiyim ki. Aleyna gel senin saçlarını da öyle yapacağım. Hayır. Benim doğuştan benmiş. Hayır. Sakın yapma. Aha 66 çarpı 2. 66 çarpı 2. 6 kere 2 12. Ne var 1? 1 2 12 bir derdi var. 13. Aha ben buldum. Ben buldum mu? Sen buldun mu? Sen buldun mu arkadaşım? Buldum. Ben buldum. Söyle bakalım. Cevap. Cevap. 138.
2. Bildi. Evet, aferin. Öğretmenim. 3'tü. Hayır, yani 132. Şimdi şembole sorun. Öğretmenim, şimdi şembole sorun. Şembole sorun. Ne ama? Ben sana yardım ederim, hiç merak etme. Aha. 28 çarpı 6 kere 8, 48. Elde var 4. 6 kere 2, 12. Elde var 4 daha, 16. 168. Öğretmenim, şembol cevabı söyleyecek. 168'miş. Öğretmenim, 168'miş dedi. Benden bile zekiymiş ya. Nasıl bir şey? Öğretmen bir şey anlar. Bir soru soracağım. Aha. Bu soruyu çözebilir misiniz? 39. Ana. Öğretmenim, bu soruyu çözün. Öğretmenim, bu trigonometri mi ya? Ne bu ya? 42. 42 mi? X küp artı Y küp artı Z küp eşittir nedir? Ya bu denklemde çok bilinmeyen var. Bu kadar çok bilinmeyenden nasıl 42 sonucunu buldunuz ya? Olmaz ki. Bu 42. Olmaz. Bir dakika. Vardı. Ece. Ben de 42 sanıyorum. Ece. Efendim. Tahtaya X artı 2 eşittir 7 yaz. Sonra X nedir de. X artı X 2. Artı 2. Bekle. Eşittir X 7. Artı 2 eşittir 7. Öğretmene X nedir diye sor. Tamam mı? Öğretmenim, siz anladınız efendim artık bunu. X artı 2 eşittir 7. X nedir? Tamam. Evet, arkadaşlar. Evet. Ece, gördünüz, bir daha yazın onu ya. Tam son yazılmıştı. Ya. Silmeyin ya. Bir saniye arkadaşlar. O şeyde arkadaşlar, gördüğünüz sorunun cevabını bilen arkadaşların hepsine like atacağım ha. Ona evet. Göre. X'i bilen arkadaşların hepsine like atacağım. X artı 2. 7. X artı 2. 2. Evet, eşittir 7. Evet. Arkadaşlar şimdi. Bu nasıl soruyor? X'in cevabını bilenlere like atacağım arkadaşlar. Çok kalp atacağım. Herkese like atıyorum zaten ama sorunun cevabını bilenlere de kalp atacağım. Kalp, kalp, kalp. X artı 2 eşittir 7. X nedir? Bakalım. Hadi arkadaşlar. Aynen. Akşam oldu ya biz burada matematik çalışırken. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım. Ben zaten bu soruyu edit yaparken oraya da yazarım. Arkadaş olmadı. Neyse bu. Bu işte. X bu. X artı 2 eşittir 7. X nedir? Hadi bakalım. Ana! Gelin arkadaşlar, gelin. Koşun 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 koşun. Buldum. Hadi, ne buldun? Cevap. Ece, emin değiliz. Cevabı söylemeyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi doğumdan elime aleyhine bölümünün birinci bölümünün sonuna geldik. Bu bölümün devamını izlemek istiyorsunuz. Çok yakında devamını çekeceğiz. Sakın ikinci bölümü kaçırmayın. Çünkü ikinci bölümde aleyhine büyüyecek ve başına neler neler gelecek. Bakalım. Arkadaşlar. Bu 40 bin like atın. Arkadaşlar, bu videoya çok like atın. Çok like atın. Bol like atın. Bu videonun ikincisi gelecek. İkinci videoda aleyhine büyüyecek, yaşlanacak ve bakalım ölene kadar başına neler gelecek. Buradaki müdür amcasıyla beraber olabilecek mi? Müdür amcası kaç yaşına kadar yaşayacak? Arkadaşlarından ayrılacak mı? Hangi mesleğe sahip olacak? Aleyna'nın geleceğini merak ediyorsanız ikinci bölüm için bol bol like atın. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye.